Selam dikiş severler, kanalıma hoş geldiniz. Burada dergisinden yeni bir modelle buradayım. Modelim 2018 Nisan Burdası'ndan 117 numaralı gömlek elbise. Bu elbiseyi baştan sona dikimini değil de sadece pat ve yaka bölümünü çalışacağım. Böyle bir yaka ve pat çalışması yapmak isterseniz ya da bu şekilde bir yakayla karşılaşırsanız size de kolaylık olur belki. Kalıpları çıkardım. Yaka kumaş katında 2 adet, arka pervaz kumaş katında 1 adet, ön patlar kumaş katında 2 adet kesilecek. Kumaşımı serdim, patımı kesiyorum. Kumaşın boyu yeterli gelmediği için patın dikişli olmasını istemiyorum. Onun için enine katladım kumaşı. Patı kumaş katına iğneliyorum. İğneledikten sonra pata elbisenin boyunda bir 15 santim daha ekleme yapıyorum aşağıdan. Daha sonrasında 2 santim dikiş payı verip etrafından kesiyorum. Aynı şekilde bundan bir adet daha kesiyorum. Evet, patları kestim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunların telalarını keseceğim. Burada yakalar ve arka pervaz. İlk önce yakasını hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde telasını yapıştırdım. Etrafından diktim. Fazla payını kestim. Şimdi çeviriyorum yakasını. Şimdi ben şuradan bir sabitleme dikişi yapayım, düzelteyim. Bir ütü basayım buna. Telasını yapıştırdığım yerin burasından, bu çatalın dibinden, bu çatalın dibini buraya patın böyle işaret dikişi aldığım yerin üstüne getirip çatalın dibiyle birleştiriyorum. Bakın, çatalın dibiyle işaret dikişi aldığım yeri birleştiriyorum. İğneledim. Şimdi bunu yapıştırdığım telanın dibinden, buradaki çizgiden, patı nereden yerleştireceksen bu çizgi, baştan aşağı kadar bunu iğneliyorum. Bu şekilde iğneliyorum. Baştan aşağı kadar bunu etek ucuna kadar getiriyorum arkadaşlar. Şimdi burayı diktikten sonra, bu çatalın oraya kadar diktikten sonra buradan hafif bir şurasından bir çıt alıyorum. Sonra bu bölümü bu yakaya doğru, bakın yakaya doğru bu bölümü bu şekilde döndürüyorum. Ve de burasıyla burası bir olacak. Şu bölüm uç noktası ve omuzu birbirine iğneliyorum. Buradan da bir çıt alıyorum dönmesi için buranın. Buradaki bölümü de bakın gördüğünüz üzere birbirine iğneliyorum. Sonra makinesini dikeceğim. Şimdi bir çevireyim bakalım. Tabii iğneleme ne kadar şey olur. Evet, belli doluyor zaten. Çevirdikten sonra böyle bir görüntümüz olacak. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Bu da buradan içe kıvrılacak. Buraya da işaret aldığım yerden yaka yerleştirilecek. Bakın görüldüğü üzere buradan böyle patımızı yerleştiriyoruz. Şimdi ben yine de dikişlerini yapayım. Daha sonra tekrar göstereyim.
Söylediğim gibi bu çatalın dibinden pat yerinin dibinden onu iğneliyorum başından ön patı. Aşağı kadar iğnelememi yapıp bu çatal parçasını da yakaya doğru çeviriyorum. Bakın arkadaşlar, üst bölümü tekrardan göstermek istedim. Şimdi buraya kadar diktim. Buradan hemen bir çıt alacağım. Dikiş yerinden bakın. Ufak bir çıt alıyorum. Daha rahat dönmesi için. Şimdi görüldüğü üzere bunu bu şekil böyle, bakın çıtı aldıktan sonra daha rahat dönüyor. Bu şekil omza doğru, yakaya doğru, yaka açıklığına doğru yatırıyorum. Bakın çıtı aldıktan sonra bunu yatırdım. Şimdi omuz başından görüyorum, bakalım. Omuz başından bir iğne tutturuyorum, pervazın patın ucuyla omuz başını bu şekilde tutturuyorum. Buraya dikişin gelene kadar buradan dikişin bittiği yerden tekrardan yukarı doğru omza doğru dikişimizi yapıyoruz. Böyle bu işaret aldığım yerden omza doğru dikişini yapıyorum. Bakın arkadaşlar, diktim. Görüntümüz bu şekilde olacak. Evet, iki tarafı da diktim arkadaşlar. Görüldüğü üzere iç payını da kestim, dikiş payını. Şimdi omuzları arka ile öne birleştireceğiz. Evet, pervazları diktim arkadaşlar. Arka bedeni koydum bu şekilde. Şimdi omuzları birleştireceğiz. Bu şekilde iki tarafın omuzlarını da birleştirip daha sonra yaka takım işlemine geçebiliriz. İlk önce omuzlarını birleştirmemiz gerekiyor. İki taraflı omuzları diktim. Yaka ortasını ve arka ortayı belirleyip yakayı üst üste yerleştiriyorum. Yakanın ucunu da önde işareti var, nereden yerleşeceğine dair. Oranın üstüne getiriyorum. Diğer tarafı da işaret aldığım yere yerleştiriyorum. Aradaki mesafeyi de iğneliyorum. Patı ortalayıp telayı yapıştırdığım yerden pervaz payını yakanın üstüne döndürüyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde arkaya döndürüp pervazı patı ortalayıp yakanın üstüne doğru iğneliyorum. Arkada kalan açıklığa da pervaz yerleştirmesi yapıyorum. Pervazı değiştirdim biraz. Bedene doğru daha uzattım. Böyle biraz kalınlaştırdım. Bu şekilde daha iyi oluyor bana göre. Diğer türlü kıvrılma yapıyor. Omuzlara gelen tarafları iğneliyorum. Makinesini çekiyorum. Daha sonra da yaka ucundan başlayıp baştan başa makinesini çekiyorum. Evet arkadaşlar,
Bakın diktim. Bu etek ucundan başlayarak diktim. Burası da yaka bölgesi. Tabi siyah olduğu için çok belli olmuyor ama şöyle çevirdim. Bakın. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi ben bunu etek ucundan başlayarak buradaki payı bu şekilde içine kıvıracağım. Böyle. Buraları da öyle. Bu yaka kısımlarını da. Şuradaki payı içine verip buradan kıvıracağım. Burayı serbest bırakacağım. Ben buranın pervazını biraz daha enli kestim yani. Bura serbest olacak. Buraları da dikip burada serbest kalacak. Diğer tarafları da aynı şekilde. Buralardan bir makine geçiş çekeceğim. Bu kıvırdığım yerlerden etek ucuna kadar kıvırıp bir baştan bir başa sonra son halini göstereyim size. Bu videomda sadece pat kısmını ve yaka dikimini paylaştığım elbise bitti arkadaşlar. Son görüntümüz bu şekilde. Omuzları düşük, biraz kolları yarım kol denen fakir kol yani. Aslında bu patlar için ben yaka için bu ince deriler var, siyah elbiselik, bluzluk, onlardan düşünmüştüm. Kahverengisini, lacivertini buldum ama bu siyah olanı bulamadım. Belinde de kemeri vardı hatta. Aslında hayalimde çok güzel olacaktı ama neye niyet neye kısmet bu şekilde oldu. Bu çizgilerde biliyorum denk gelmedi. Videoda da belirttiğim üzere pat ekli olmasın diye eninden almak zorunda kaldım. Bu kumaştan çünkü 3 adet tunik kestim. Böyle bu da çıktığı kadar oldu. Dönem elbisesi gibi çok güzel duran bir elbise. Bakalım inşallah eğer kısmet olursa başka bir kumaştan tekrardan yapmak istiyorum bunu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve ücretsiz olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dikiş projesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.